Hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bugün Black Fate oyununun pre-alpha 0.3.2 incelemesiyle birlikteyiz. Gördüğünüz gibi oyun pre-alpha durumunda. Dolayısıyla oyunun tam sürümüymüş gibi incelemek tabii ki haksızlık olur. Fakat oyundaki mekanikleri, neler yapabileceğimizi, ne tarz bir yenilikler sunuyor bunları göstereceğim size. Menülerden başlamak gerekirse Option kısmında seçeneklerde Medium, High, Epic ve Cinematic diye 4 tane seçenek var sevgili dostlar. Fakat tek tek ayarlama yapmanıza izin vermiyor. Bunlar büyük ihtimal tam sürümde düzelecektir. Evet arkadaşlar, şu anda oyuna başladım. Hafif bir input lag var. Yani mouse'umu sola veya sağa çevirdiğimde hafif bir gecikme var. Bunu şöyle çözdüm. Normalde büyük ihtimal CFG dosyalarından veya ayarlardan bir yerler çözülebiliyor. Fakat o kısma girmeden sinematik değil de epic moda çektiğimde tahminince bu dikey senkronizasyon ayarını kapatıyor ve input lag kalkıyor ortadan. Dolayısıyla istediğim hızda ve istediğim anda mouse'um o yöne doğru gidiyor. Sol tarafta gördüğünüz gibi enerji, stamina barım var, sağlığım var, açlığım ve susuzluğum var. Burada bir köy gibi bir şey var. Bu nedir? İçilebilir şişe, su şişesi. Burada bir şey var mı? Yerler kanlı. O ne lan? Neyse, ben burayı sevmedim. Şuradan yukarı çıkayım o zaman. Medic kit. Evet. Yiyecek. Şarap. Buradan bir şey yapılabiliyor mu? Go to control room looking for help. Şimdi. Control room neyse şu karşısı olması lazım. Tamam. İlk görevimiz onu yapalım. Şu sağdan soldan lootlarımızı alalım. Daha sonra onlara da bakacağız. Bu nedir? Metal scraps'lar, metal parçaları. Raw meat. Aa, bu sinek sesi çok iyi. Sinir etti beni ya. İrite etti böyle. Nasıl gidebilirim orayı ben? He, şuradan geçerek gidebilirim. Bir dakika. Bıçak. Vay. Direkt elimize aldı bıçağı. Şöyle bir taba basayım. Evet, standart bir şey var. Crafting. Stone Fence. Campfire. Campfire için ne gerekiyor mesela? Yapamıyorum şu an. 20 tane log, 15 tane stone gerekiyor. Ağaç ve taş dolayısıyla. Onları toplamamız gerekiyor. Karakterimiz bu sanırım. Her neyse, devam edeyim. Burada bir şey var. Pin Battle. Alamıyorum. En az 5 kere E'ye bastıktan sonra alabildim. Bunlar tabii ki ufak bug'lar. Bakalım, bunu da evet o şekilde biraz geç aldı. Karting. Herhalde böyle lootlayarak gidiyoruz. Daisy'den sonra valla yiyecek bulma çok basit geldi ya. Öyle medikit aldık sanırım. Çanta gibiydi. Başka burada içeride. Sanırım burada bir katliam olmuş. Katliam olmuş çünkü. Burası niye böyle karanlık? Ha, taş. Tamam. Katliam olmuş, her yer o yüzden kan. Burası bir köye, kasabaya benziyor. Aşağısı bayağı da yüksek bir yerdeyiz. Evet. Duct tape. Yapma gözünü seveyim. Öyle aksiyonlar yapmayın bana ya. Burada telsizlerimiz var. Işık var. Evet. Head to radio tower to find search of signal. Sinyalin kaynağını bul diyor. Radio tower'una ilerleyerek. Peki orası neresi? Bunlar kim? Bu resimler niye burada? Yapımcılar mı acaba? Büyük ihtimal yapımcı ekipteki arkadaşlar. Çekik gözlü abilerimiz. Steam.
İndirim kartları. Burada ne var? Alınabiliyor mu? Alalım ya. Pekala. Located on top of the mountain. Yani radyo kulesi dağın en üst tepesinde. Ama nerede? Aha. Burada bir aks var. Bunu da aldım. Işık şu an çalışmıyor. Radyo tower görebiliyor muyum ki? Bakayım etrafa. Radyo tower yok gibi. Her neyse devam edelim. Evet, rastaki gibi denedim ama kırılmıyor. Köyden çıktım. Önüme gelen ilk ağaca baltayla dalmayı düşünüyorum. Evet. 6 tane vuruşta 5 tane log aldık. Bir kamp ateşi yapalım. Alamıyorum. Aldım. Maalesef bu bir şey vermiyor bana. Bu item de vermiyor. Bambular var. Bambuyla bir şey yapabiliyoruz. Ben sanki buradan aşağı inersem düşeceğim gibi olur. Evet, bambu direkt bambu veriyor bana. Bambu aldım. Bir geri döneyim. Sanki kazma vardı orada bir yerde. Evet, script sesler ne yazık ki. Ortada sinek yok ama sinek sesi duyuyorum ve bu biraz can sıkıcı. Aynen, pick şunu alayım. Inventory full. Niye full abi? 6 numara kullanım. Aldım, tamam. 6 numaraya da baltamız var. Pardon, kazmamız var. İpeksi dokunuş kazma. Aa, bunu da saymıyor. Inventory'im fullmüş. Pekala, ne kullanalım? Wine'ı içelim o zaman. Steel dedi, iki tane. Bu ne? Şunu bir atalım oraya. Yere sallayınca gidiyor, tamam. Stone, heh. Tamam arkadaşlar, bana stone lazımdı. Kamp ateşi için 20 tane odun, 15 tane stone gerekiyor. Alamıyoruz. Taş. Bu arada bloom efekti var. Blur efekti daha doğrusu. Bu efekti hiç sevmiyorum ve ne yazık ki iptal edemiyorum. Böyle kamerayı sağa veya sola çevirdiğinde bulanıklaştırma efektidir bu. Hiç hoşuma gitmiyor. Bu kırılmıyor sanırım. Çömeleyim. Yok. Ha, kırıldı. Kaç tane taşım oldu? Taş sayım iyi. Log. Şimdi bana biraz odun lazım. Şu ağaca gireyim ben yine. Tamam. Başka böyle büyük gövdeli bir ağaç var. Bu arada tower karşıda. Gördüm. Ona da bakarız. Kamp ateşi yapmaya müsait. Crafting 17, 16, 15, 15 saniye sürecek arkadaşlar. Campfire hazır. 4 numarada elimizde campfire var. Yerleştireceğim yeri seçmemi istiyor sanırım. Mesela şuraya açık bir alana koyayım. Evet. Peki campfire'a şöyle bir şey yapsak olur mu? Bir dakika. Kamp odun alalım birazcık daha.
Birazcık zor sevgili dostlar, şeyleri kırması, ağaçları kırması birazcık zor. Dibine kadar girmeniz gerekiyor. Pardon, ben ne atıyorum bunun içine ya? Ha bakın, bu pencereler oynayabiliyormuş. Wooden log'u atalım. Evet, kabul etti. Ama bu nedir peki? Cooking. Ateş de mi gerekiyor acaba? Ne dersiniz? Sanırım bana bir de ateş kaynağı gerekiyor sanırım. Sağ tıkla bölebiliyoruz. Güzel. Tamam, bu böyle kalsın. Biz bir şu ilerideki tavura gidelim. Bir zahmet, müsaadenizle. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şuradan çalıların üstünden taşmış gibi, sert bir objeymiş gibi geçemiyorum. Bu da pre-alfa özelliklerinden dolayıdır. Pre-alfa olmasından dolayıdır. Umarım tam sürümde düzeltirler. Ortam ve ambiyans çok güzel bu arada. Şuna bakın. Yani şu yönden geldim, baktığım yönden geldim ama bu yönden gelmeseydim ya da azıcık bir etrafa dönüp kendi yönümü şaşırsaydım büyük ihtimal kaybolurdum ve bu da orman içinde olma hissiyatını çok güzel yansıtıyor bence. Bu ne ağacıymış bakalım. Muz. Muz ağacı. Muz iyidir. Muz sağlıklıdır. Bakalım. Muz için 10 hunger. Karnımı 10 şeyde doyuruyor. Bakayım. Evet, doyurdu. O zaman bunları birleştirelim. Tak, gitti. Bunu da ye. Bak, escape'e bastığında menüye dönmesi kötü oluyor. Ben pencereyi kapatmak istiyorum aslında. El alışkanlığı çoğu oyunda escape pencereyi kapatır. Ben burada kaldım. Çıkamıyorum. Sağ tarafımda bir şey var. Radyo tavuru bulamadım ya. Au. Arkadaşlar kayboldu. Ve buradan da çıkamıyorum. Tekrar deneyeyim. Çıktım. Tamam. Geldiğim yöne gidiyorum herhalde. Kule. Oh! O ne? Şaka yapıyorsun. Evet arkadaşlar, az önce talihsiz bir şekilde öldükten sonra doğadaki zararlı hayvanlardan kaçacağımızı öğrendik. Elimdeki bıçağın hiçbir etkisi olmadı. Şu an gene köye, sanırım az önce doğduğum yerde doğdum tekrardan. Köye ilerlememi istiyor. Seri bir şekilde oyalanmadan radyo tavura gideceğiz ama önce bir köye ilerleyeyim. Tekrardan doğduktan sonra gerekli ekipmanları toplayıp az önce gördüğümüz radyo tavura ilerliyorum. Onun da yönünü gene kaybettim sanırım ama şu baktığım yönde bir yerde. Evet, şu gittiğim yönde. Abi seslendirmeyi adam mı yapmış? Vef.
Kaçarak koşacağım. Arkama hiç bakmadan koşuyorum. Sanırım kurtuldum. Evet, kurtuldum. O. Önünde başka bir canlı var. Bu nedir? Abi Groot'un babası mı o ya? Aha. Kök. Gelme, 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 gelme. Hayır. Yoruldum. Hadi. Bu nasıl bir orman ya? Çalı yürüyor. Geyik. Hayır, ne yapmaya çalıştığımı bir çözsem. Tamam. Radyo kulesine daha yakınım şu an. Arkamda biri var. Artık yok. Evet, şu an bir duvara takıldım, giremiyorum. Hadi canım. Ayının büyüklüğüne bakın. Şimdi şu H tuşuyla Tab F T E beyler, şu sol taraftaki yazılar ekranın tamamını kaplıyor. Hiç hoşuma gitmedi. Umarım düzeltirler bunları da. Ben bu ayıdan korkuyorum ama mecbur gireceğim içeri artık. İçerideyim. Sonunda kuleye ulaşabildik. Dışarıda yaratıklar var. İçeride sinekler var. Her yere yürüyemem. Bak mesela şu an şurayı yürüyemiyorum. Go to the bunker diyor. Bunker. Under the bridge. Under the village. Az önceki köyün alt tarafındaki o yolda kalıyor sanırım. Evet, el fenerimiz elimizde. Sağlam bir şekilde köye ulaşmayı deneyeceğim arkadaşlar. Ulaşırsam göreve devam ederiz. Ulaşamazsam crafting'e bakar, oyunun hikayesini de daha sonra oynamaya bırakırız sizlerle birlikte. Diyorum ama köy neredeydi? Evet, özet geçmek gerekirse ilk inceleme, ilk izlenimim oyun için grafik olarak iyi, fakat çok fazla obje var. Dolayısıyla bu da performans sorunları yaşatabilir, çözümü olmazsa. Bakın çimler bile çok güzel dalgalanıyor. Aslında güzel bir çalışma. Ambiyans çok iyi.
Yani şöyle bir baktığınızda, şu yana doğru baktığınızda bir ormanın içine kaybolabilirsiniz. Işıklandırmalar, gölgelemeler çok iyi. Başka ne diyebilirim? Performans sorunları bana göre var ama aşılmayacak şeyler değil. Kesinlikle. Daisy'nin ne kadar kötü halde olduğunu hepimiz biliyorduk. Örnek veriyorum tabii ki, başka oyunlar da olabilir. İstendiğinde yapılabiliyor. Evet. Şimdi baltayı aldım arkadaşlar. Üçüncü ölüşüm. Artık bir savunma mekanizması geliştirmem gerekiyor. Kendime bir yerleşim yeri yapmam gerekiyor. Sanırım oyun bizi bu yönde ilerletmemizi istiyor. Dolayısıyla bir etrafta neler yapabileceğimize, ne tarz şeyler inşa edebileceğimize bakmak istiyorum. F'e basarak craft menüsünü açıyoruz. Burada kolonlar, duvarlar, zeminler, rampa, başka merdiven, L şeklinde merdiven, kapı girişi, pencereler gibi seçenekler var. Bu da direkt sanırım bir oda. Next page'de ne varmış bakalım. Kapı, plot ball, bu rezerv ediyormuş araya. He. Şey gibi. Pilot pod ne denir? Her neyse, şeyde vardı. Exile modda vardı armada. O alan senin oluyordu. Açılabilen pencereler diyor. Devamında da. En azından benim anladığım o. O zaman bir zemin yapalım. 15 tane log gerekiyor. Her ağaçtan 5 tane odun çıkıyor. Büyüklüğü önemli değil. Bu da bence artırılmalı. Tane. Pekala şimdi. Elimde baltayken menü açılmıyor. F'e basıyorum. Baltayı elimden kaldırdım. Wooden floor'u seçiyorum. Tıkladım. Niye olmuyor? Ha, bir dakika. Pilot polu seçmemiz gerekiyor önce. Evet, climate. Burası artık bizim. Ama wooden odunumuz yok. Evet arkadaşlar, uzun uğraşlar sonucunda zemini atabildim. Kamp ateşi kurmadan olmuyormuş anladığım kadarıyla. Dolayısıyla kamp ateşini koyduktan sonra zemin yerleşti. Bu arada loot yaptım tekrardan. Loot yapmak baya zor. Bu zemini yapmak bile ölmeden baya bir vakit alıyor. Dolayısıyla evi tamamlayamayacağım şu an videoyu çekerken. Fakat uzun bir loot'tan sonra istediğiniz büyüklükte bir ev yapabileceğinizi düşünüyorum. Şimdi bir tane Prince yaptım. Bunu yerleştireceğim. Bu büyük ihtimal bizim işimize yarayacak. Koydum. Bakalım nedir abi. Ha, bunun içinde smelting. Tamam. Bir dakika, bu arada ışık için ne gerekiyor? Torch için. Bambu ve flint. Flint nerede buluruz? Flint, çakmak taşı. Zor buluruz onu. Başka diğer malzemeler maalesef yok, göremiyorum. Pekala. Buna da ateş ve content gerekiyor. Evet, bunu koyduktan sonra içine odun koydum. Ama bunu ateşlemek gerekiyor sanırım. Tam sistemin nasıl olduğunu çözemedim. Çakmak taşı lazım. Dolayısıyla şimdilik bunu da bu şekilde bırakıyorum. Oyunun ilerleyen vakitlerinde aha böyle çalışıyormuş. Sevgili dostlar, gördüğünüz gibi turn on, turn off seçeneği ne yazık ki ekranın dışında kalmış. Ne güzel.
Tamam. Bunu bu şekilde yerleştirdik mi? O zaman crafting menüsünden devam edelim. F'e basıyorum. Basıyorum ama hiçbir şeyi alacak malzemem yok ne yazık ki. Ve baltamı kaybettim. Şurada bir yerde baltamı kaybettim. Ah, aldım. Dur. Balta varsa o zaman gidelim iki tane daha tahta kesip şu duvarın bir tanesini yapalım. Kaç oldu? 5 oldu. Daha 10 tane gerekiyor. Evet. 15 tane var mı? Var. Tekrardan F menüsünü açıyorum. Ekran. Wooden wall. Basalım. Gördüğünüz gibi direkt kendisi ayarlıyor. Kastımızı edilebiliyor mu bilmiyorum açıkçası. Sağa sola dönme. Q, E ile. Yok. Maalesef. Pekala. Tamam. Bunu tekrardan seçelim. Tak yerleştirdik. Oo, ışıklandırma güzel. Harbiden olmuş yani. Diğerinde kaynağımız olmadığı için yapamıyoruz. Tahminimce bakalım merdiven işi nasıl mesela. Bunu da yerleştiremiyoruz sanırım. Rampa istiyorum buraya. Evin girişini, büyüklüğünü, içine malzeme koymayı. Bakın bu merdiven bu şekilde konulmuş bu arada. Gerekli malzeme toplandıktan sonra kendi evinizi kendi base'inizi yaparsınız. Pekala, ben bu oyunu bu şekilde bırakıyorum sevgili dostlar. Pre-alpha sürümündeki incelemesi buydu Black Fate'in. Umarım ilerleyen güncellemelerde de size oyunun yeni mekaniklerini, yeni şeylerini tanıtmaya devam ederim. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Remember.